Günümüzde insan yaşamını doğal yaşamdan ayıran birçok faktör var. Hatta dünyanın içinde iki farklı dünya olduğunu söylemek bile mümkün. Bu dünyalardan ilki denizler, çöller ve ormanlardan oluşan, kuşların uçtuğu, çekirgelerin zıpladığı, büyük balığın küçük balığı yediği belgesellere konu olan bildiğimiz dünya. Bu dünyanın kurallarını adına doğa denen güç belirliyor. Doğada herkesin kendine has bir rolü var. Kimin hangi rolü üstleneceği ise canlıların fiziksel özelliklerine göre belirleniyor. Bu özelliklerin dağılımı kimilerine göre tesadüfe, kimilerine göre ilahi kuvvetlerin iradesine bağlı. Gelelim ikinci dünyaya. İkinci dünyayı anlamak için önce sürü kavramını netleştirmek gerekiyor. Bazı canlılar sürü halinde yaşıyor. Çünkü bir arada kalmak ve iş bölümü yapmak canlıların hayatta kalma şansını artırıyor. Sürü halinde yaşayan hayvanlar arasında düzeni sağlamak için oluşturulmuş bir tür hiyerarşi de mevcut. Hayvanlar sahip oldukları fiziksel özelliklere dayanarak hiyerarşide kendilerini bir yer ediniyorlar. İnsanlar da sürü halinde yaşamayı tercih etmiş. İnsan sürüsüne toplum diyoruz. Toplumun kurallarını doğa kanunları değil, kültür belirliyor. Toplumda da herkesin kendine has bir rolü var. İşçi, köylü, tüccar, doktor, asker bu rollerden bazıları. Toplumda da bir tür hiyerarşi mevcut. Yalnız toplumsal hiyerarşide üst basamaklara tırmanmak hayvanlarda olduğu gibi fiziksel özelliklere değil başka etkenlere bağlı. Toplumda kimin üst basamakta olacağına para adı verilen güç unsuru karar veriyor. Çünkü insanlar parayla kendilerine rol satın alabiliyorlar. Paraya sahip olanlar en konforlu yaşamı sürerken parası olmayanlar en zor koşullarda hayatta kalmaya çabalıyor. Üstelik bu durum toplumda gayet normal karşılanıyor. Bu sebeple insanlar toplumda kendilerine görece daha iyi bir rol satın alabilmek için gece gündüz çalışıyor. Zamanlarının çoğunu daha fazla para kazanmak için harcıyorlar. Başka bir deyişle insanlar daha fazla para kazanıp hayatlarını iyileştirebilmek için hayatlarını harcıyor. Bazılarının hayatı buna değiyor, bazılarınınki değmiyor. Bazı akıllı insanlar daha fazla para kazanabilmek için hayatlarını harcamayı bir kenara bırakıp parayı nasıl kontrol edebileceğini araştırmış. George Samuel Clayson bu insanlardan biri. Kitabının adıysa Babil'in En Zengin Adamı. Asıl işi yol haritaları yapmak olan Clayson, aile ekonomisi konusunu çok önemser. Bu nedenle bütçe, tasarruf, tutumlu olma gibi konularda insanların elden ele dolaştırdığı kitapçıklar yayımlar. İlerleyen zamanlarda ekonomi hakkındaki fikirlerini kurguyla birleştirip Babil'in En Zengin Adamı adındaki kitabını yayımlar. Kitabın ön sözüne de şu cümleyi yazar. Bu kitap, cüzdanı zayıf kişilerin maddi konuları daha iyi anlamak için kullanabileceği bir rehberdir. Rehber, yayınlandığı dönemde çok sevilir. Onu çekici kılan husus, kurgusunun bugüne değil, yüzlerce yıl önceye dayanmasıdır. Yani yazar, modern topluma öğüt vermek için antik döneme uzanmıştır. Anlattığı yer, yazarın hayali Babil şehridir. İhtişam, gösteriş, göz kamaştıran zenginlikler, devasa tapınaklar, insanı cezbeden serin havuzlar, soylulara ve hükümdarlara ait saraylar, tüccarların binbir çeşit mallar sattığı devasa pazar yerleri, altınlar, gümüşler, askerlerin parlak zırhları içinde 7-24 nöbet tuttuğu güvenli devasa surlar. Surların yanı başında ise tam tersi. Fakirlik, yoksulluk, iç içe geçmiş barakalar, bu barakalarda sürünen, hastalıktan kırılan halk, dilenciler, hırsızlar, fahişeler, zincire vurulmuş köleler ve kölelerin başlarında eli kırbaçlı köle tüccarları. Aslında bugünden pek de farklı değildir anlattığı yer. Bir yanda sayısız zenginlik, öbür yanda dibi görünmeyen yoksulluk. Kitabın ilk bölümünde olaylar şöyle gelişir. At arabası tamircisi Bansir gece bir rüya görür. Rüyasında
cüzdanı altın ve gümüşlerle dolar. Genç adam dilediği gibi para harcar. Kesesi hiç boşalmaz. Zenginlik içinde mutludur. Karısı bile olduğundan genç ve güzel görünür gözüne. Zavallı tamirci rüya bitip de uyandığında hüsrana uğrar. Fakir olduğunu ve hiçbir zaman rüyasındaki gibi bir yaşama sahip olamayacağını hatırlayıp kaderine yanar. Arkadaşı Kobe ile tartışırken şunları söyler. Şafaktan gün batımına bir insanın yapabileceği en iyi at arabalarını yapmak için uğraştım. Bir gün tanrıların değerli çabalarımı fark ederek bana büyük zenginlikler bağışlayacaklarını umdum. Bunu hiç yapmadılar. Sonunda anlıyorum ki hiçbir zaman da yapmayacaklar. Bu yüzden de kalbim kırık. İmkanları olan bir adam olmak istiyorum. Toprak ve büyükbaş hayvan sahibi olmak, güzel kıyafetler giymek istiyorum. Cüzdanımda para olmasını istiyorum. Bunları elde etmek için bütün gücümle çalışmaya varım. Derim soyulana kadar bütün aklımı, zekamı, kendimi vermeye hazırım. Ama emeklerimin adil karşılığı olmasını istiyorum. Bizim sorunumuz nedir? Soruyorum sana. Altını olanlar için bol ve güzel olan şeylerden biz neden hak ettiğimiz kadarını alamıyoruz? Basir, kralın bahçelerine su taşıyan köleleri göstererek devam eder. Kuzeyden gelen uzun boylu sarışın, güneyden gelen güler yüzlü siyahi erkekler, daha yakın ülkelerden gelen kısa, koyu tenli adamlar, hep birlikte nehirden bahçelere düzenli olarak ritmik bir şekilde gidip geliyorlar. Her gün, yıllarca, önlerinde hevesle hayal edebilecekleri bir şey yok. Saman yatakların üzerinde yatıyorlar. Yulaf ezmesiyle besleniyorlar. Zavallılara acımalısın Kobe. Ben onlara acıyorum. Aynı zamanda onlardan daha iyi koşullarda olduğumuzu da görüyorum. En azından özgür insanlarız. Basir ve Kobe hayatlarını fakirlik içinde geçiren ama yine de haline şükreden diğer insanlar gibi olmak istemezler. Yoksulluk denen çukurdan nasıl çıkılacağını öğrenmek için çocukluk arkadaşları Arkad'a danışmaya karar verirler. Arkad, Babil'in sayılı zenginlerindendir. Bildikleri kadarıyla Arkad, kendilerinden daha bilge, daha cesur veya daha zeki değildir. Peki nasıl olmuş da Babil'in sayılı zenginler arasına girmiştir? Öncelikle şunu belirtmek gerek. Yazarın sadece parayla ilgiliymiş gibi görünen öğütleri, aslında insanın toplumdaki rolünü seçmesine yardım etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle insanların davranışlarına yön veren iki temel duyguyu eserinin merkezine yerleştirmiş. Bu duygular tahmin edilebileceği gibi umut ve korkudur. Her insan hayal kurar, geleceğe umutla bakmaya çalışır. Çoğu insansa hayallerine ulaşmak için talihin yüzüne gülmesini bekler. Ama talih sadece vakti geldiğinde hazır bulunan kişilerin yüzüne güler. Hayal kurmak ve istemek önemlidir. Ancak isteğin tek başına yetersiz olduğunu, gerçekten isteyen kişinin istediği şey uğrunda emek veren kişi olduğunu anlamak gerekir. O halde umutların boşa çıkmaması için fırsatları değerlendirmeyi öğrenmek şarttır. Bununla birlikte her insanın korkuları vardır. Özellikle geleceğe dair korkular insanın yakasını bir türlü bırakmaz. Hayatın insanı nereye sürükleyeceği belirsizdir. İşsizlik, hastalık, yaşlılık ve ölüm her insan için pusuda bekler. Yine de çoğu insan korkularına rağmen gün bulup gün yemek deyimine göre yaşar. Başına kötü şeyler gelip muhtaç duruma düştüğünde ise kaderine yanar. Aslında İnsanın korkuya karşı ihtiyacı olan tek şey tedbirdir. Kitabın özeti aslında bu. Clayson, hikayelerinde insanın önüne çıkan fırsatları nasıl değerlendirebileceğini ve nasıl tedbir alınacağını anlatmış. Yazara göre yapılması gereken ilk şey, iş, tasarruf, birikim ve yatırım kavramlarını hakkıyla anlamaktır. İşin tanımıyla başlayalım. Her insan hayatta kalmak için bilgi ve yeteneklerini kullanarak kendine bir para kaynağı sağlamak zorundadır. Bu kaynağa iş denir. Aslında çalışırken yapılan şey, insanın zamanını ve enerjisini diğer insanlara para karşılığında kiralamaktan ibarettir.
Ne yazık ki hiç kimse çok çalışarak zengin olamaz. Çünkü insanların fiziksel sınırları vardır. İnsan 24 saatini dolduracak kadar iş bulsa bile bu kadar uzun süre çalışmaya biyolojik sebeplerle dayanamaz. Yazar bu noktada okura bir çıkış yolu gösteriyor. Evet, insan 24 saat çalışamaz ama yaptığı yatırımlar onun yerine 7 gün 24 saat çalışıp para kazanabilir. İnsanın uyurken para kazanması mümkündür çünkü para parayı çeker. Peki yatırım yapacak sermaye nereden temin edilir? Clayson'a göre yatırım yapacak kadar sermaye yoksa çözüm tasarruftan geçer. Her insan parasını idareli harcayabilir. Gelecekte yapılacak yatırımlar için sermaye biriktirmek zenginliğe giden yoldaki ilk adımdır. Gereksiz harcamaların kısılması ve kenara belli aralıklarla para atılması işin özüdür. İnsanın kendi anlayacağı şekilde bir gelir gider tablosu hazırlayıp geleceğe dair planlar yapması, gelecekle ilgili endişelerini yenmesi için faydalıdır. 10 birim kazanan kişi 9 birim harcamalıdır. Tasarrufun ve birikimin özü budur. İş, tasarruf ve birikim hakkında fikir sahibi olan kişinin bir sonraki adımı yatırımın doğasını anlamaktır. Yatırım konusunda anlaşılması gereken en önemli araç bileşik getiridir. Einstein'a göre bileşik faiz dünyanın 8. harikasıdır. Onu anlayan kazanır, anlamayan bedelini öder. Bileşik faizin özü paranın, kazandığı paranın ana sermayeye eklenmesi ve yatırımlar sayesinde katlanarak büyümesidir. Parayı koyun sürüsü gibi hayal etmek bileşik getiriyi anlamayı kolaylaştırır. Koyun sürüleri serüvenlerini birkaç çift koyunun yavrulamasıyla başlar. Yavrulayan koyunların yavruları da zamanla büyür ve yetişkin olur. Günü geldiğinde onlar da anne babaları gibi yavru verir ve sürüyü daha da büyütür. Bileşik faize de aynı mantık geçerlidir. Bileşik getiriyle kısa vadede gözle görülmese de yıllar içinde devasa rakamlara ulaşmak mümkündür. Yazar, tüm bunlara ek olarak yatırımcıya çok önemli bir öğüt verir. Clayson'a göre en büyük yatırım parayla yapılan yatırım değildir. En büyük yatırım insanın kendisine yaptığı yatırımdır. İnsan ne olursa olsun kendini geliştirmeye, okumaya ve araştırmaya devam etmelidir. Çünkü her şeyi kaybetse bile kimse kimseden bildiklerini alamaz. Bence Babil'in en zengin adamını okumak kendine yatırım yapmak için iyi bir başlangıç. Bu yüzden okumaya devam.